Arkadaşlar merhaba. RC devrelerle ilgili ve RL devreyle ilgili iki tane soru çözeceğim bu videoda. Bir tanesi kapasitörle olanı en başa en sona bırakayım. Önce RL'yi çözeyim. Daha sonra RC'yi çözmüş oluruz. Hem doğal tepki (natural response) hem forced response yani steady state yatışkan durumu. İki tepkiyi beraber toplam tepkisini incelemiş oluruz. Örneğimiz şu şekilde olsun. Devremiz 2 ohmluk direncimiz var. Burada bir bobinimiz var. Bobinimizin değeri 1 Henry. Şurada ise bir direnç. Ve bir tane gerilim kaynağımız var. Gerilim kaynağımızın değeri 24 volt. Direncimizin değeri 0,4 ohm. Burada ise bir tane bizim anahtarımız var. Anahtarımızı şu şekilde gösterelim. Ve T0'dan 0 anında kapanıyor. 0'dan büyük olduğu durumda şurayı kısa devre yapıyor aslında. Burada 8 ohmluk bir direncimiz var. Ve 2 henrilik bir bobinimiz var. Devremiz bu şekilde. Devremizde ne soruluyor? Devremizde sorulan şey arkadaşlar iyileri vermedik galiba. Onları da verelim. Şuradaki artı eksi şuradaki potansiyele toplam potansiyele VA diyelim. VA potansiyelini verelim. Onun haricinde başka bir şey vermeye gerek yok. VA'yı soralım. VA nedir diye soralım. VA'yı buldunuz diye soralım. Arkadaşlar T büyük 0 için ne olacak? Baktığınızda yani şöyle diyelim. Aslında switch uzun bir süre açık kalmış durumda. Yani şöyle diyebiliriz. Switch uzun bir süredir ya da yeteri kadar açık durumdadır. Yani buradaki bobinler şarj olmuş durumdadır. Ve T eşittir 0 anında kapatılıyor. Kapatıldığında T büyük 0 için ve VA değerini hesaplayalım dedik. Şimdi bu sorunun çözümünü adım adım yapalım arkadaşlar. Öncelikle T eşittir 0'dan önceki yani 0'dan hemen önceki durumuna baktığımızda devre nasıl bir durumda arkadaşlar? Devre steady state durumda. Yani devrede nasıl bir durum var? Şu anda devrede bir tane kaynak var. Kaynak şarj ediyor ve durum bu şekilde steady state durumda. Ve bu duruma baktığımızda arkadaşlar bu durumda devrede bulunan bobinler her iki bobinde nedir? T küçük 0 için arkadaşlar kısa devre olacaktır. Short circuit diyelim. Kısa devre olacak. Hangi durum için? T 0'dan küçük durum için. Peki böyle olduğunda devremiz nasıl olacak? Devremiz şu hale alıyor. Burada 2 ohmluk bir direncimiz. Kaba olarak çizecek olursa şurada 0,4 ohmluk bir direnç. Şurada bir tane kaynağımız, 24 voltluk kaynağımız 0,4 ohm. Burada 2 ohm. Burada ise nedir? 8 ohmluk bir tane direncimiz oluyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar şuradan akımı çıkıyor gösterelim. Artısı burası. Akım çıkıyor. İ ile gösterelim. Şuraya ayrılıyor, şuraya ayrılıyor. Buraya ayrılana I1 akımı diyelim. Bu kolay ayrılan akıma da I2 akımı diyelim. Peki I akımı nedir? I akımı arkadaşlar 24 voltluk kaynak var. Kaynağın gördüğü eşdeğer direnç nedir? 2 ohmluk direnç ile 8 ohmluk direnç birbirine paralel. 4 ohmluk direnç de seridir. O zaman 24 volt bölüm 2 ohmluk direnç paralel 8 ohmluk direnç. Ona da 0,4 ohmluk direnç seri. Yazdığımda da burayı 12 amper olarak hesaplıyorum. O zaman I1'in hemen sıfırdan önceki durumuna bakıyordum zaten. Sıfırdan önceki durumuna baktığımda bu koldaki akım nedir? K
karşı koldaki direnç değeri artı bölü karşı koldaki direnç değeri artı kendi kolundaki direnç değeri çarpı kola giren akım değeri. Bu da 9,6 amper olarak bulunuyor arkadaşlar. İyi ki sıfırdan hemen önceki durumu için arkadaşlar yine karşı koldaki direnç değeri, o direncin değeri 2, kendi kolundaki karşı koldaki direnç değeri artı kendi kolundaki direnç değeri çarpı kola giren akım, o da 2,4 amper olarak hesaplanmış oluyor. Biliyoruz ki biz bobin için, yani bu aslında T büyük, yani şöyle diyelim, burada bobin olduğunda, yani burası için verdik, dikkatinizi çekerse, iyi biri bu taraf için gitti, iyi ki bu taraf için gitti, iyi buradaydı, buradan çıktıydı, şuradan çıkmaydı. O zaman iyi bir için şunu söyleyebiliriz, iyi birin sıfırdan hemen önceki durumu, değil mi, bobin var devrede, iyi birin sıfırdan hemen sonraki durumuna eşittir, bu da 9,6 amper. Aynı şekilde i2 için de söyleyebiliriz. Sıfırdan hemen önceki durumu i2'nin sıfırdan hemen sonraki durumuna eşit. O da eşittir 2,4 amperdir. O halde ben i1t'yi yazmak istediğimde i1t eşittir i1'in sıfır pozitifteki değeri çarpı e üzeri, değil mi? Baktığımda buradan tau'yu yazmam gerekecek. Tau kaç çıkıyor peki? Tau'ya hemen bakalım arkadaşlar. Buradan tau değeri ikisi paralel baktığımızda kaynak kısa devre VA'nın gördüğü T'yi de alırsak eksi 2T mi? E üzeri eksi 2T şeklinde yazıyoruz. Bunu da yerine koyduğumuzda 9,6 çarpı E üzeri eksi 2T amper olarak hesaplıyoruz. I2T için de yazacak olursak I2T eşittir. I2'nin sıfırdan hemen sonraki durumu çarpı E üzeri. I2T'ye baktığımızda L bölü R 2 bölü 8 1 bölü 4 eksi T bölü T eksi 4 mü? Eksi 4T olarak karşımıza çıkıyor. Bu da E üzeri eksi 4T amper yazıyoruz. Arkadaşlar I1 için tau değeri farklı. Tau 1. I2 için de tau değeri farklı. Şöyle düşündüğünüzde, yani bu şekilde düşündüğünüzde, kısa devre yaptığınızda I1 için tau'yu yazmak istediğimde arkadaşlar nedir? L bölü, yani 1 henrilik bobin bölü, orada kısa devreydi, 2 ohm. Bu ne yapıyor? 1 bölü 2 0,5 yapıyor. Buradan şeyi biliyordum. Neydi? A çarpı E üzeri eksi T bölü tau. Eksi T bölü tau 0,5 eksi 2 buradan getirdim. Burası için de bu devreyi alıyorum. Bu devreye baktığımda L bölü R 2 bölü 8 1 bölü 4. Buraya da yerine koyduğumda E üzeri eksi T bölü tau'dan eksi 4 T olarak elde ediyorum. Şimdi gelelim T büyük 0 için analizimizi yapalım. Şurasını düzeltelim. T büyük 0 için baktığımızda devremiz nasıl olacak? Devremizde burası kapandı. Kısa devre oldu. Devremizde 2 ohmluk direnç, 8 ohmluk direnç, 2 henrilik bobin, bir de burada 1 henrilik bobin olacak. Ve devre bu şekilde ortası da nedir? Kapandığı için kısa devre. Artısı burası, eksisi burası. Buradaki potansiyel VA. 2 ohmluk direncimiz var. 8 ohmluk direncimiz var. 1 henrilik bobinimiz burada. 1 henrilik. Buradaki bobinimizin değeri ise 2 henri. Aslında iki tane farklı devreymiş gibi oldu, değil mi? Birinci part kısa devre var. İkinci part bu şekilde oldu. O zaman devreyi tekrar analiz ettiğimizde I1 ile I2'leri belirleyelim. I1 buradan akacak akım. I1T biliyoruz onu. Şurası da I2T buradan akan akım. Arkadaşlar devrede aslında iki tane, yani bir tanesi burası baktığınızda şurası kısa devrenin olduğu yer ortak. Burası için de ortak. Sanki iki tane devre var. İki tane network var. İki tane birbirinden bağımsız network var devrede. Bu şekilde düşünebiliriz.
İki tane birbirinden bağımsız network'te aynı zamanda source free. Yani kaynak yok, kaynak olmayan network'lerimiz var. Kaynak olmayan network'lerimiz varsa biz bunları artık rahatlıkla yazabiliriz. Buradaki network'teki potansiyel artısı burada. Diğerdeki ise eksisi burada. Buradaki potansiyelleri, buradakini bulduğumuzda V1, burayı bulduğumuzda V2, VA'yı V1 ile V2'nin toplamı şeklinde, yani şurayla şuranın toplamı şeklinde ifade edebiliriz. Bunu ifade edelim. Bunu ifade etmek için şu şekilde yapabiliriz. Ben şurayı sileyim isterseniz arkadaşlar. Şimdi i1'e baktığımızda VA'yı hesaplamaya çalışacağız. VA'yı hesaplarken aslında nedir arkadaşlar? 2 ohmluk direncin üzerindeki gerilim bir tarafı. Yani şuradaki. Buraya i1'in girdiği uç artı, çıktığı uç eksi. Ona da dikkat ediyorsunuz ama tam tersi alacağız. Tam tersi alırken eksiyle de çarpacağız. O zaman VA T eşittir. Bunun üzerindeki potansiyel artı bunun üzerindeki potansiyel. Girdiği uç artı, çıktığı uç eksi. Bunda herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Burada eksi 2 çarpı i1 t dediğimizde, diğer tarafta ise 8 çarpı i2 t dediğimizde VAT'yi hesaplamış oluruz. O halde VAT eşittir. Eksi 2 virgül 2 virgül i1 kaçtı arkadaşlar? 9, 2 pardon şöyle diyelim. 2 çarp hesabını yapmadık. Şöyle yapalım. Eksi 2 çarpı 9.6 değil mi? Şuraya yazıyorum artık. 9.6 çarpı e üzeri eksi 2 t çarpı e üzeri eksi 2 t artı 8 çarpı i2'nin değerine baktığımızda i2 şuradaki 2.4 gelecek. Buraya yerine koyduğumuzda çarpı 2.4 e üzeri eksi 4 t şeklinde yazıyoruz volt. Düzenlediğimizde VAT eşittir 19.2 mi? 4 katı orada, diğeri orada. Baktığımızda ne diyor? 2 çarpı 9.6, 19.2, 8, orası da 19. O zaman 19,2 parantezini alalım. E üzeri eksi 4T eksi E üzeri eksi 2T volt olarak ne yaparız? Bunu buluruz arkadaşlar. Sorunun çözümü böyle. Bir örnek daha yapalım. Bu kez de RC devre olsun. RC devreyi inceleyelim. Örnek dedik. Örneğimiz şu şekilde olsun. Arkadaşlar örneğimizde bağımlı kaynak olsun. Özellikle öyle istiyorum. Ya da kapasitör olacak tabii doğal olarak. Örneğimizi oluşturmak istediğimizde bir direncimiz var. Direncimiz üzerindeki potansiyel VA ile gösterilmiş. Direncimizin değeri de 3 ohm. Burada bir kapasitörümüz var. Kapasitörümüzün değeri arkadaşlar şöyle gösterelim. Kapasitörümüzün değeri 0,01 farad ve üzerindeki potansiyel VC potansiyeli var. Devam ettiğimizde burada bir anahtarımız var. Anahtarımız şu vaziyette. Şuradan geliyor anahtarımız şu şekilde. Burada geldiğimizde bir kaynağımız var. O kaynağımızın artısı yukarıda, eksisi aşağıda olmak üzere 2 voltluk bağımsız bir gerilim kaynağımız var. Diğer kola baktığımızda, diğer kolda 2 ohmluk bir direncimiz var. Yine bağımsız bir gerilim kaynağımız var. Bu gerilim kaynağımızın artısı yukarıda, eksisi aşağıda olmak üzere değeri de 8 volt. Bir tane de bağımlı akım kaynağımız olacak. Bağımlı akım kaynağımızın değeri ise arkadaşlar burada VA'yı vermiştik. 0.5 VA. Yani gerilime bağlı akım kaynağımız var devrede. Devremiz bu şekilde oluşuyor. Devrede ne isteniyor? Devrede arkadaşlar istenen şey burada bakacak olursak eğer devrede VA'yı verdik. Diğerini de verdik.
Burada neyi sorabiliriz? Yani bir kere kapasitörlerin üzerindeki gerilimler bizim için önemli. Kapasitörlerin üzerindeki gerilimleri sorabiliriz. VA'nın değerini sorabiliriz. VA'nın değerinden yani VA'nın değerini sorabiliriz. Soruyu çözmeye başlayalım. T0'dan hemen önceki durumunda devre aslında size şöyle gösterirsek eğer şunu da gösterelim. T0'da arkadaşlar açılıyormuş sıfırdan sonraki durum için. Sıfırdan önceye baktığımızda hatta yazayım onu. Et T eşittir. Sıfırdan hemen önceki durumunda devremiz arkadaşlar devrede ne var? Kaynak var. Yani source free devre değil. Doğal olarak devremiz nasıl durumda arkadaşlar? Steady state durumunda. Ve bu yüzden arkadaşlar and for this reason bu yüzden ne yapabiliyorduk? Biz kapasitörümüzü open circuit. Kapasitörümüz açık devre olacak. Bu önemli. Buna dikkat edeceğiz. Böyle olduğunda devremiz nasıl oluyor? Ben devrenin üzerinde oynayacağım arkadaşlar. Tekrar çizmek yerine. Burası açık devre oluyor. Şurası da gitti. Devremiz şu hali aldı. Devremiz açık devre haline geldi. Şurayı birleştireyim eksik kalan yerine. Yani devremiz şu şekilde oldu. Buradaki potansiyele baktığımızda artısı burada, eksisi burada. Buradaki değer ise VC'nin sıfırdan hemen önceki değeri. Peki VC'nin sıfırdan hemen önceki değeri ne? T kapalı değil mi şurada? Kapalı durumda. Sadece onda şöyle gösterecek olursak farklı kavun içiyle gösterelim. Sıfırdan küçük durumunda kapalı. Sıfırdan büyük olduğunda açılacak. O zaman VC'nin değerini buradan rahatlıkla hesaplarız, değil mi? VC'nin sıfırdan önceki hemen önceki değeri bunun üzerindeki gerilim olmayacak. Devreyi tamamlamadığı için buradaki gerilim değerine eşit olacak. O gerilim değeri de 2 volt. Arkadaşlar VC'nin sıfırdan önceki durumu, kapasitörün sıfırdan hemen sonraki durumunda da anlık bir değişim olmayacağını söylemiştik. Bunu da buna eşit olarak belirtebiliriz. Peki T büyük for T büyük sıfır durumu için nasıl bir işlem gerçekleştirelim? T büyük sıfır durumu için arkadaşlar baktığımızda burası açılacak. Açıldığı için buradaki devreden çıkıyor. Ben bunu şöyle küçük olarak çizeyim. Kapasitörümüz devrede. Burada 3 ohmluk direncimiz devrede. Üzerindeki potansiyel artı, eksi veya potansiyeli gösteriliyor. Ve bir de şurada 2 ohmluk direnç ile orada kaynağımız var. Kaynağımız da nedir? Devrede. O kaynağımızın değeri neydi? 8 volttu. Artı eksi 8 volt. Direncimiz değeri 2 ohm. Bir de burada bağımlı kaynağımız vardı. Bağımlı kaynağımız da gerilime bağlı bir akım kaynağıydı. Bunun değeri de 0,5 VA değerindeydi. Devre bu şekilde. O halde devre bu şekildeyse ben kapasitörün üzerindeki VCT değerini yazmak istediğimde karşıma ne çıkacak? Önce VC'nin force response'taki değerini yazmam gerekecek. Daha sonra da VC'nin natural response değerini yazacağım. Bu T'ye bağlı. O da sabit bir değer gelecek. Devre şu anda hala steady state durumda. Baktığınızda çünkü devrede ne var? Kaynak var. Kaynak olduğu için devre steady state'te. T'yi sonsuza götürdüğümde yine kapasitör arkadaşlar ne olacak? Baktığınızda açık devre olacak. Yine kapasitörleri biz açık devre olarak düşüneceğiz ve analizlerimizi buna göre gerçekleştireceğiz. Şimdi evet kapasitörümüz açık olduğunda yazdık. Yazdıktan sonra analizlerimizi buna göre gerçekleştirelim. Yani tekrar buraya bakacak olursak eğer buradaki kapasitördü. Bu devre üzerinde gidecek olursam şuradaki kapasitörü kaldırdım arkadaşlar. Devre ne hale aldı? Yansıda görüldüğü gibi üzerini kırmızı ile işaretleyeyim. Burada force response'unu hesaplayacağım. Force response'unu hesaplarken bu hale aldı. Buradakini ölçmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar 3 ohmluk direncin üzerinden yine akım akmayacak. Onu biliyoruz. Onu bildiğimiz için tamam mı? Hatta yazalım. Since
No Current, Applause, Throw, 3 Ohm Resistor. Bu nedenle arkadaşlar VA değeri ne olacak? 0 olacak. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bu yüzden de therefore 0.5 VA, yani şurayı ifade etmeye çalışıyorum. 0.5 çarpı VA değerini ve 2 ohmluk direnç üzerinden de, değil mi? Buradan ne yapacak? Arkadaşlar akım akıtmayacak. Onu da şu şekilde söyleyelim. And no current flows 2 ohm. Bu yüzden so there is no voltage drop. 2 ohmluk direnç üzerinde herhangi bir şey de olmayacak arkadaşlar. Anlatmak istediğim ne? Anlatmak istediğim şu. Burası açık devre olacağı için burada da sadece aslında şuraya bakıyoruz. Şu uçlar arasındaki potansiyele baktığımızda şurayı göreceğiz. Çünkü buradan akım olmayacak. Bu da doğrudan 8 volta eşit olacak. Yani V, C, F değeri nedir arkadaşlar? 8 volt. Bu aynı zamanda Thevenin'deki open circuit voltage değerini ifade etmekte. Şimdi ya bunu bulduk. Bunu bulduktan sonra VA'yı da hesaplayabiliriz arkadaşlar. VA'yı hesaplamak için aslında biz şöyle yapalım. Biz amacımız VA'yı hesaplamak değil, biz VT'yi hesaplamak istiyoruz. Ama VA'yı da hesaplamamız gerekecek. Bu VCF'nin olduğu yere ne yaptık? VOC'yi bulduk. Bulduysak eğer bir de kısa devre akımını bulalım. Kısa devre akımıyla eşdeğer direnci bulup tau'yu hesaplayalım. Tau'yu hesaplamak için arkadaşlar devremiz şu şekildeydi. Burada artı eksi veya direncimizin değeri 3 ohm. Burada 2 ohmluk bir direnç. Burada bir gerilim kaynağı vardı. Gerilim kaynağı 8 volt. Burada ise bağımlı bir akım kaynağı vardı. Devrede bağımlı bir akım kaynağı varsa Thevenin direnci aslında bulmak istediğimiz değer, değil mi? Onu hesaplamak için ne yaparız? Biz kısa devre akımından yararlanırız. Yani şurayı bulmak istediğimiz gerilim değerinin olduğu yeri kısa devre yaparız. Buradan akan akıma da İSC akımı deriz. Bunu ne yapmıştık? Anlatmıştık. Buradaki değer 2 ohm. Buradaki potansiyele baktığımızda ise bu da akım kaynağıydı. 0.5 VA değerindeydi. O halde ben şuradaki potansiyelim ne olur? Burası artı eksi VA ise şuradaki potansiyelim eksi VA olur. O zaman buna göre düğüm gerilimleri yazalım. Eksi VA bölü 3 artı eksi VA eksi diğerindeki gerilim değeri 8 şu uçtaki veya eksi 8 veya eksi 8 bölü 2. Giren akım eksi 0.5 çarpı veya eşittir 0 ise buradan eksi 8 veya diğer tarafa attığımda 24 tamı. O zaman buradan veya değerini arkadaşlar eksi 3 volt olarak ben buluyorum. O zaman akımı da hemen hesaplayabiliriz. ISC akımı eşittir. Eksi VA bölü 3. VA'nın değeri eksi 3. Eksi eksi 3 artı 3 oluyor. 3 bölü 3 o da eşittir. Nedir? 1 amper. Yani şöyle sıkıntı oldu. Orayı düzenleyelim. Şu 3'ü beğenmedim. Buradaki değeri de ISC değerini de 1 amper olarak hesaplıyoruz arkadaşlar. Amacım neydi? Ama bu işte yapmam amacım eşdeğer direnci bulmak. Eşdeğer direnci artık çok rahatlıkla buluyorum. Eşdeğer direnç eşittir. Açık devre gerilimi onu bulmuştum. Dikkat ederseniz hesaplamıştık. O değerimiz neydi arkadaşlar? 8'di. Onu kısa devre akımına oranlıyoruz. 8 bölü 1 o da eşittir. 8 olmuş. O zaman tau değerimiz neydi? R çarpı C'den rahatlıkla yazabiliriz. Eşdeğer direnç 8. Bir tane C vardı. Onun değeri 0.01'di. O zaman tau değerimiz eşittir 0.08 saniye olarak bulunuyor. Bunu da bulduk. O zaman ben VC natural response'unu yazabilirim. VC natural response neydi? A çarpı E üzeri eksi T bölü tau'dan yazıyorduk arkadaşlar. O zaman yerine koyduğumuzda A çarpı E üzeri eksi T tau'nun değeri kaç? 0.01
0,8 bunu da yerine koymuş olalım. Bunu bir adım daha öteye götürüp düzenlediğimizde aslında bu a çarpı e üzeri yukarıya düzenlediğimizde eksi 12,5 çarpı t olur. Ben bunu şeyin kapasitörün sıfırdaki değerini biliyordum. Sıfır pozitifteki değeri sıfır negatifteki değerine eşitti. Bu değere baktığımızda bu değer arkadaşlar sıfır pozitifteki değeri kaçtı? Hemen öncesine bakacak olursam bunun değeri 2 idi. 2'ye eşitledim. 2. Daha sonra nedir? T eşittir 0 anındaki duruma baktım. 8 artı VCF değeriydi değil mi? Toplam VCT'yi yazmaya çalışıyorum. Toplam VCT'yi yazarken neyi de buldum arkadaşlar? Ben VCF'yi bulmuştum. Eğer hatırlayacaksanız. O değer 8 volt çıkmıştı. Onu yazdım. VCF'yi yazdım. Hatta onu yazmayayım önce. Önce natural yazayım. Sıradan gideyim. Hem de kafanız karışmamış olur. Daha rahat takip edersiniz. Natural yazdığımda T eşittir 0 anında burada sadece A gelecek. A geldiğinde burada artı. Önce yazayım isterseniz. A çarpı E üzeri eksi 12,5T artı 8 olacak. T eşittir 0 anında düşündüğümde 2 eşittir A artı 8 ise buraya baktığımda A değerimi eksi 6 olarak bulacağım arkadaşlar. Nihayetinde toplam VCT değerim artık yazabilirim. O değer eksi 6 çarpı E üzeri eksi 12,5 çarpı T artı 8'miş. Hangi durum için geçerli? T büyük 0 için bunun da çözümü bu şekilde gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar VCDV ile benim anlatacağım şimdilik bu kadar. Bundan sonraki sunumda arkadaşlar dersimizde RLC devreye geçeceğiz. RLC devrede öncelikle force free durumunu inceleyeceğiz. Paralel RLC devresini inceleyeceğiz. Bunlar da nasıl durumlar oluşuyormuş? Üç farklı durumdan bahsedeceğiz. Bunlardan bahsederken bunlar nasıl oluşuyormuş, neler belirliyormuş bunları. Onlardan bahsedeceğiz. Daha sonra ise yine force free olarak seri RLC devrelerini anlatacağız. Ve bununla ilgili uygulamalar yaparak bu dönemi kapatmış olacağız. Şu anda paralel, daha şöyle diyelim, source free olarak baktığımızda natural response'unu hesaplıyoruz. Eğer kaynak varsa steady state'tedir. Steady state'ini hesaplıyoruz arkadaşlar. Toplam response hesaplamak için ise ne yapıyorduk baktığınızda? Oradaki toplam hem force'u hem de natural'ı yani doğal tepkiyi ve force'daki yatışkan durumdaki tepkiyi toplayarak biz toplam responsumuzu, toplam tepkiyi buluyorduk arkadaşlar. Bildiğimiz şey şu, eğer ki bir bobin üzerinden akım geçiyorsa ve akımın hemen sıfırdan önceki değeri, bobin üzerinden geçen akımın sıfırdan hemen önceki değeriyle sıfırdan hemen sonraki değeri arasında anlık değişim olmadığını biliyoruz. Aynı şeyi kapasitör için bu kez uçlar arasındaki gerilimi de söyleyebiliriz. Sıfırdan hemen önceki durumu ile sıfırdan hemen sonraki durumunda anlık değişimin olmadığını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir direnç üzerindeki gerilimi ya da herhangi bir devre elemanı üzerindeki gerilimi bakarken anlık sıçramalar olabilir. Onlar için herhangi bir şey söylemedik. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Devrede bağımlı kaynak varsa, bağımlı kaynakla beraber steady state durumunda bağımsız kaynak da varsa eğer arkadaşlar o zaman devreyi ne yapıyorsunuz? Kısa devre akımı yöntemiyle hemen ISC'yi vererek eşdeğer şeyi, direnci hesaplayabilirsiniz. Yine söyleyeceğim şeylerden bir tanesi şu. Force response'daki değeri bu örnekte baktığınızda son örnekte nedir? Aldığımız değer aynı zamanda open circuit voltage değerine de eşit olmuş durumda. Bunu da dikkat ettik. Eğer ki devrede bağımsız kaynak kalmadı, sadece bağımlı kaynak varsa o zaman ne yapmamız gerekiyor? O zaman ise devreye test kaynakları yani gerekli görüldüğünde akım kaynağı ya da gerilim kaynağı, eğer bobin varsa akım kaynağı, eğer kapasitör varsa gerilim kaynağı bağlayarak devrenin çözümlerini elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda RLC devrelerinin öncelikle paralel RLC daha sonra ise seri RLC devrelerini anlatacağım. Sizlere iyi günler dilerim.